Herkese merhabalar. Bu videoda tatlı mı tatlı, harika bir tatlıyla geldik. Selanik susamlısı yapacağız hep birlikte. Eğer hazırsanız şire yapmakla başlayalım. Çeyrek bir limonumuzu aldık. Üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ilave ettik. Bir su bardağı da suyumuzu ilave edip şerbetimizi güzelce kaynamaya alıyoruz. Tatlımızın hamuru için malzemelerimizi kabımızın içine almaya başlayalım. 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağımızı kasemizin içine alıyoruz. Üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 adet büyük boy yumurtamız var. Yumurtamızı da ilave ediyoruz. Ve sıvı malzemelerimizi ilk başta güzelce bir karıştırıyoruz. Sıvı malzemelerimizin üzerine 2 yemek kaşığı dolusu irmiğimizi ilave ediyoruz. Yine 3-4 yemek kaşığı dolusu toz fındığımızı ilave ediyoruz. Bir su bardağının 3'te 1'i kadar da pudra şekerimizi ilave edip güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlayalım. Toplam 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ilave edeceğiz. İlk başta bir miktar unumuzu ilave ettik. Daha sonra üzerine bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozumuzu ilave ettikten sonra katı malzemelerimizi de sıvı malzemelerimizin içine koyduk ve güzelce bir karıştırıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş kalan unumuzu da ilave etmeye devam ediyoruz. Toplam 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ilave ettik. Artık unu yeterlidir. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvam almaya başladı. Elimizi unlayarak yapışmaması için güzelce kaşıktan sıyırdık ve artık elimizle yoğurma işlemine devam edeceğiz. Hafif un serpmemizin amacı elimize yapışmamasıdır. Siz de bu işlemi yaparak hamurun elinize yapışmamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi artık güzel bir hamur elde ettik ve şekil verme işlemine geçelim. Kullanacağımız borcamamızı aldık. Hamurumuzu da gösterelim size. Gördüğünüz gibi yumuşacık, tam kıvamında bir hamur elde ettik. Şekerpare hamuruna benzer bir hamur yaptık. Şimdi artık şekil verme işlemi için güzelce yuvarlıyoruz elimizle. Yeterince yağlı bir hamur olduğu için elimizi ekstra yağlamamıza gerek kalmadan güzelce yuvarlayabiliyoruz. Yuvarlakların büyüklüğü ve küçüklüğü tamamen size kalmış. İsterseniz biraz ceviz büyüklüğünde, isterseniz de daha küçük yapabilirsiniz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde güzelce yuvarlayalım. Şimdi hamurlarımızın tamamını yuvarladıktan sonra bu şekilde elimizle tamamen yuvarlak olduklarına emin olalım. Ve artık ilk başta bir kase sütümüze, daha sonra da susamamıza bulayacağız. Böyle güzelce sütümüze buladıktan sonra susamamıza buluyoruz. Ve artık tepsimizin içine ilave etmeye başlıyoruz. Yaklaşık bir su bardağı kadar süt kullandık. Bir su bardağından biraz da fazla susam kullanıyoruz. Sonra da susama bulayarak bütün Selanik susamlılarımızı aynı şekilde bu işlemden geçirip artık pişmeye hazır bir hale getirmiş oluyoruz. Size verdiğim hamur miktarıyla 10-12 adet Selanik susamlısı elde edebilirsiniz. Şimdi 200 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirelim ama kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Gördüğünüz gibi kızarması gayet yeterlidir. Çok da güzel kabarmış, büyükçe olmuşlar. Gevrek gevrek olmuşlar. Biz bu şekilde yemeği de çok seviyoruz ama küçük bir kabın içine aldık bu şekilde daha rahat şerbetini çeksin diye. Yaklaşık 3-4 adet kadarını da ayırdık. Şerbetsiz yemeği de çok seviyoruz. Siz de mutlaka bir kısmını ayırıp şerbetsiz yiyin. İnanın çayın yanında şerbetsiz de çok güzel oluyor. Bu da size tavsiyemiz olsun. Bu şekilde daha küçük bir kaba alarak şerbetini çekmesi için bekletiyoruz. Ve şerbetini artık güzelce çekti. Tıpkı şekerpare gibi harika bir kıvama geldi. Hem çok lezzetli hem de yumuşacık bir tatlı elde ettik. Selanik susamlılarımız artık yemeğe hazır bir hale geldi. Hepinize şimdiden afiyet olsun.